10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 265 aşağıdaki kutucuklarda, anı ünitesiyle ilgili 4-10. Soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Dördüncü yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servet-i Fünun döneminde anı türünde eser vermiş sanatçılarındandır? Cevap A, G. Beşinci yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatında anı türünün ilk örneğidir? Cevap B. Altıncı yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat dönemi edebiyatı öncesinde anı türünün yerini tutmuştur? Cevap C, H. Yedinci yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet döneminde anı türünde eser veren sanatçılardandır? Cevap F, yumuşak G. Sekizinci yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servet-i Fünun döneminde anı türünde yazılmış eserlerdendir? Cevap Ç, E, I. Dokuzuncu yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet döneminde anı türünde yazılmış eserlerdendir? Cevap D, İ. Onuncu yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir? Cevap Ç. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.